katı, 2,5 katından fazla belki bir başarı elde edildi. Ve orada bir koruma alanı yaratıldı sonrasında. Herhalde soracaksınız, ben hızlı hızlı evet, diyorum soracağım. Alışkanlık. Hiç önemli değil, siz anlatın. Çok, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Araya girmesem de olur. Şimdi bu Tavşan Adası'nı 6,5 yıl uğraşıp kesin korunacak hassas alan ilan ettiriyorsunuz Cumhurbaşkanı'na. Nasıl yaptınız bunu? Çok doğru. Bilmiyorum, mucizeydi bence. Doğru zaman, doğru insanlar, doğru yönlendirme. Çünkü Marmara'da bugüne kadar bir deniz olarak da görmediğimiz için sanki burası bizim için hani arka bahçemiz ya da atıklarımızı attığımız ve kendi kendine akıntıyla giden dediğimiz bir deniz. Orada ne, oradaki yaşamı bilmiyoruz. Kesinlikle öyle. Biz onu göstermek için ve bunu anlatmak için artık yola çıktık. Mercanları taşıdık, okey. Onları orada tutundurduk. Müthiş, mucize, dünya tarafından bir başarı olarak ve ödüllerle zaten takdir edildik. Bakanlıkların burada çok önemli bize desteği söz konusu oldu. Hem Tarım Bakanlığımızın hem Çevre Bakanlığımız. Daha sonra o bölgedeki biz biraz da etrafını temizlemek zorunda kaldık. Hayalet ağlarını temizledik. Onu da herhalde sonra soracaksınız. Ağları da temizledikten sonra biz işte ilgili bakanlıklarımızla beraber böyle bir öneride gittik. Yani bakın biz bunu ektik, bu tuttu. Burayı da temizledik ve burada artık Marmara'da ilk defa bir deniz koruma alanı yaratmamız gerekiyor. Dünyada çünkü böyle çok örnekleri var. Mesela sadece o Tavşan Adası'nın etrafımız. Marmara Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi aslında. Yani tüm Marmara böyle bir ilan edildi ama ondan bir tık öncesinde biz başvurumuzu yapmıştık. Ve Cumhurbaşkanlığı kararınca burası 7 milyon metrekarelik bir deniz koruma alanı ilan edildi. Korunması gerekli hassas alan. Yani şunu söylüyor. Burası o kadar önemli bir biyolojik alan ki burada bilimsel amaç dışında... Tüm Marmara Denizi için türlü söylüyor değil mi? Yoksa Tavşan, Tavşan Adası özelini. Koruması gerekli hassas alan kısmı en yüksek statüde bir karardır. Burada diyor ki burasını koruman gerekiyor. Burası çok önemli. Zon bölgeler. Yani işte atıyorum bir ada düşünün. Burada belki denize girebilirsiniz ama buraya kesinlikle geçmemeniz gerekiyor. Burada balıkçılık olabilir belki ama burada bir şey yok. Yani bu alanı koruman gerekiyor. Senin insan geleceğin, denizin geleceği için bu alanı koruman gerekiyor diye. Ve daha sonra da özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Bu tabii yaptırımlarla doğru orantılı olan bir sürece giriyor. Biz şimdi Sivriada'da da aynı deniz koruma alanını ilan edilmesi konusunda bir faaliyet yürütüyoruz. Farkındalık çalışması yapıyoruz. İlgili raporlarımızı da ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Cumhurbaşkanımızdan yine aynı şekilde Sivriada'da bir deniz koruma alanının ikincisinin yaratılarak, çünkü oradan biz alıp buraya taşımıştık. Burayı koruduk. Taşıdığımız yeri de, ana merkezi de koruyabilirsek Marmara Denizi için gerçekten bir umut olacak. Veya korunabileceği, nefes alabileceği bir yer yaratıyor olacağız. Marmara Denizi ölüyor mu peki şu an? Can mı çekişiyor? Nedir durumu? Küçük bir deniz, genç bir deniz. İlk söylediğim gibi astımlı bir deniz, hassas bir deniz ve bizim denizimiz her şeyden önce. Annemizi, karımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu nasıl koruyorsak onu da öyle koruyor olmamız gerekiyor. Şu an mesela ekranda bu dikim yaptığımız şeyler var, görüntüler var. Burası işte 28 ile 32 bandı arasında bir duvar resifi. Oradan dediğim gibi biz alıp taşımıyoruz. Sadece bir parçasını alıp kavanozlarla... Resif kayalık gibi bir şey değil mi? Mercanların oluşturduğu. Evet. Yani inanılmaz bir biyoçeşitliğe zenginiz. Bunu şu an alıp ekmeğe mi götüreceksiniz? Evet, bir şey var, kaplar var. Burası şimdi Akdeniz ekosistemi. Orası sabit 14-15 derece. Bunları alıp şimdi benim BC'min yanında bir kutu var. Şimdi oraya atacağım onu. O su Akdeniz suyuyla onu mühürlüyoruz. Daha sonra yukarı çıkıyoruz. Tabii burada biraz benle ilgili görüntüler var ama arkada o kadar büyük bir ekip var ki üniversiteden gönüllülerimize, derneğimizin çalışanlarına kadar. Ve böyle işte görüyorsunuz, tekrardan öbür tarafa geldik. Tavşan Adası'na. Tavşan Adası'na şimdi oraya ekeceksiniz. Yukarıda Luna bize eşlik ediyor. Maskotumuz bizim, derneğimizin. Sizi araştırırken gördüm Luna'yı da. Böyle çok gördüm. Her yerde fotoğrafı evet, var. Evet, bütün röportajlarınızda. Şimdi burada da ekeceksiniz. Aşağı iniyoruz. Evet, tüm ekip. Çünkü sınırlı bir süreniz var. Maksimum 14 dakikada ekmeğiniz, siz çalışmanız gerekiyor. Ve o bir taraftan bizim bu yapıştırdığımız malzemeler özel malzeme. Su altında çalışan bir malzeme. Donuyor.
ve birileri görüyorsunuz orada sürekli yuğuruyor, bir evet, parçasını hı, veriyor. Evet. İşte biyologlarımız var, üniversiteden arkadaşlarımız var, burada gönüllülerimiz var. Bu müthiş bir ekip çalışması aslında. Evet, çok iyiymiş gerçekten. Yani, o yüzden çok önemli çünkü kimse bilmiyor. Suyun altında bunlar yapılıyor ve Marmara'da bir mercan resifi tarlası oluşturuluyor. Siz aslında Marmara'nın bugününü değil yarınını kurtarıyorsunuz değil mi? Yani 50 sene, 100 sene sonrası için çalışmalar. Zaten amaç bu. Çünkü çok az büyüyen, yılda 0.5 milim büyüyen canlılar, hı hı, dediğiniz gibi 30-40 santime gelmesi için 50 yıl, belki 70 yıl gerekiyor. Yani bugün yaptığımız şey bizim hani yazın ekip de meyvesini yiyeceğimiz bir şey değil. Belki yıllar sonra dediğiniz gibi oluşacak bir şey ve hani aşağıda çalışıyoruz biz. Canım sıkıldı ben çıkıyorum diyemezsiniz. Her şey kurallı, her şey sınırlı. Evet, dalışta zaten. Belli metrelerle çıkmanız gerekiyor. Ve aşağıda işte 15 dereceden çıkıp bir anda 8 derecelik suda biz bazen 3 dakika, 4 dakika emniyet dekosu dediğimiz beklemeler yapmamız gerekiyor. Yani canınızı da tehlikeye atıyorsunuz bir şekilde. Bu o yüzden yapılacak bir şey. Bu sadece aşkla yapılacak. Kendini adamakla ilgili bir durum. Bizim gönüllerimiz de bizimle beraber çalışan ekibin tamamı da kendini bunu adadığı için yapabiliyor. Bunu para karşılığı yapamazsınız. Yapılacak yok, bir iş değil. Yapılamaz, evet. O yüzden çok önemli. İyi ki sizin gibi insanlar var o zaman. Sağ olun. Yani hani böyle tutkuyla doğayı kurtarmak isteyen, bunun için uğraşan. Karşılıklı diyelim çünkü bizim yaptığımızı da siz eğer bugün ekrana taşımıyor olsanız bu sefer de biz herkese ulaşamıyor olacağız. Hı-hı. Daha sınırlı bir bilgi olacak ama yine ilk defa bir şey yaptık. Belki siz burada gösteriyorsunuz ama biz adanın üzerine yine izinlerimizi alıp ve, aha, suyun altına ekim yaptığımız yere kameralar koyduk. Evet. Yakın zamanda inşallah bunu kamuyla paylaşacağız. Aha. Ve siz de buradan mercan resiflerini belki biz çalışırken, aha, bizi de yakın zamanda izleyebiliyor olacaksınız. Aa, çok güzel. O zaman insanlar daha fazla katılım gösterir. Çünkü yani bir şey gözle görmek. Kesinlikle öyle. Çok hayal önemli. Kurmak işte yani biz hayal kuran bir ekibiz. Hayallerimizin peşinde gitmeye çalışıyoruz. Biraz zor oluyor ama sonunda gerçekleşiyor. İşte koruma alanımız var. Kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? Yaklaşık 6,5 yıl uğraştıysanız hastalığını ilan etmeye. Ben tamamen kendimi bu konuya adadım. Peki mesela 10 yılda nasıl bir değişim oldu orada? Yani Tavşan Adası etrafında olmuştur herhalde Marmara Denizi ekosistemi açısından. Tabii tabii. Yani biz daha seyrek bir yaşam vardı. Biz oraya taşıdığımız o 400 kökle beraber orada aynı şekilde üremeler de gerçekleşti ve inanılmaz bir duvarımız var şu anda. Müthiş bir canlılık yaşamda. Dolayısıyla korunan bir alan olmasının da etkisi var. Çapalama bir şekilde engelleniyor. Balıkçılarımız çok hassas davranıyorlar. Özellikle gırgırlarımız da biraz daha hassas oldular artık. Toplum bilinci arttıkça belli bölgelerin bırakılması gerektiğine hemfikir olduk. Biz bir de ranger sistemi kurduk. Yine izinlerimizle beraber. Zaten günlük olarak haftada birkaç kere biz botla, hı hı, o bölgeye gidiyoruz. Orada eğer ki avcılık yapılıyorsa, herhangi bir çapalama oluyorsa kibar bir dille bizim çünkü görevimiz.